Yaklaşık olarak 17 milyon kilometre kare alan kaplayan Rusya Federasyonu, aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile çizilen Asya kıtası haritasında daha çok yer kaplar? Arkadaşlar, daha çok yer kaplar ne demek? Ayrıntısı daha fazladır. Yani hangi haritada daha fazla yaklaştırılmıştır Rusya Federasyonu demek. Ayrıntısı fazla olan, daha çok yaklaşmaya sahip olan harita büyük ölçekli haritadır. Yani küçülme oranı bu haritada daha azdır. Rusya Federasyonu büyük ölçekli haritalarda daha az küçülmüştür. Büyük ölçekli haritalar paydası küçük olan haritalardır. Payda küçüldükçe haritanın küçülme oranı azalır ve görmek istediğimiz noktayı daha ayrıntılı, daha yakın bir şekilde görürüz. Şıklardaki paydalara baktığımızda ise en küçük paydaya sahip olan ölçek B şıkkındaki 1 bölü 500 binlik ölçektir arkadaşlar. 25 kilometre kare alana sahip Terkos Gölü, aşağıdaki ölçekleri verilen Marmara bölgesi haritalarının hangisinde 1 santimetre kare olarak gösterilir? Arkadaşlar, şimdi burada tek tek tüm şıklarla uğraşmak yerine bizden asıl istediği şey gerçek uzunluğunu vermiş, gerçek alanını vermiş, haritadaki kapladığı alanı vermiş ve ölçeğini istemiş. O zaman ne yapabiliriz? Verilen bilgileri yerine yazıp ölçeğini bulabiliriz. Alan sorularında ölçeği nasıl hesaplıyorduk? Ölçek eşittir karekök içinde harita uzunluğu, harita alanı bölü gerçek alan diyorduk. Verilen bilgileri yerine yazdığımızda ise bu haritanın ölçeğini elde edebiliriz. Haritadaki alan ne demiş? 1 santimetre kare demiş. Gerçek alan ne demiş? 25 kilometre kare demiş. Payda kilometre cinsindense santimetreye çeviriyoruz. Çünkü ölçek her zaman santimetre cinsindendir. Ama ilk olarak bunu karekökten çıkarıyoruz. Bu da 1 bölü 5 çevirmesini yaptığımızdaysa 1 bölü 500 bin ölçekli harita demek oluyor. Şıklara baktığımızda C şıkkında 1 bölü 500 bin ölçeği yer almakta. Haritalardaki bozulma oranı ölçeğe bağlıdır. Büyük ölçekli çizilen haritalarda bozulma oranı azdır. Neden? Çünkü büyük ölçekli haritalarda küçülme oranı azdır arkadaşlar. Bir harita ne kadar küçülmeye uğramışsa o kadar bozulma yaşamış demektir. Yani büyük ölçekli haritalarda bozulma az, küçük ölçekli haritalarda da bozulma fazladır bu nedenle. Buna göre aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen bir dünya haritasında Türkiye'de bozulma en fazladır? En fazla olması için küçülmeye en fazla uğrayan harita olması gerekir. Yani en küçük ölçekli haritayı bulmamız gerekir. Küçük ölçekli haritaların ise paydası büyük olur. Payda zaten küçülme oranını verir arkadaşlar bize. Baktığımızda en büyük payda D şıkkındaki 40 milyon görünen paydadır. Yani küçülme oranı 40 milyondur arkadaşlar bu haritanın. Burada bozulma oranı daha fazladır. İki şehir arasındaki gerçek uzaklığın bu şehirlerin gösterildiği haritanın ölçeğinin paydasına bölünmesiyle aşağıdakilerden hangisi belirlenir? Arkadaşlar, burada bize bir formülü cümle olarak yazmış. Yerine koyduğumuzda iki şehir arasındaki gerçek uzaklığın demiş. Gerçek uzaklığın bu şehirlerin gösterildiği haritanın ölçeğinin paydasına bölünmesi bize neyi verir demiş. Arkadaşlar, bu formül bize harita uzunluğunu verir. Şıklara baktığımızda
Haritanın ölçeği değil, şehirlerin yüzölçümü değil, haritanın çizim yöntemi değil, haritanın kullanım amacı değil, şehirler arasındaki harita uzaklığı, yani harita uzunluğunu verir dedik arkadaşlar. Haritalarda ölçek küçüldükçe bozulma oranı da artar. Buna göre aşağıdaki coğrafi bölgeler aynı büyüklükteki kağıtlara haritası çizildiğinde hangisinin haritasında bozulma en fazladır? Arkadaşlar, yüz ölçüm en büyük alan aynı kağıtlara çizildiği için bozulması daha fazla olan alandır. Yani buradaki bölgelerin yüz ölçümlerinin sıralamasını bilmemiz gerekir. Bölgeleri yüz ölçümüne büyüklüğüne göre sıraladığımızda en büyük yüz ölçümüne sahip bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi. Şıklara sıralıyoruz diğer bölgeleri göz önünde bulundurmadan. Doğu Anadolu'dan sonra Akdeniz bölgemiz, daha sonra Ege bölgesi, Marmara bölgesi ve en küçük yüz ölçümüne sahip olan bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Ne dedik? Aynı kağıtlara çizildiği için yüz ölçümü büyük olan yer daha fazla küçülmeye uğrar arkadaşlar. Yüz ölçümü küçük olan bir yerse daha fazla yaklaşmış olur. Bu nedenle Doğu Anadolu bölgesinde küçülme oranı daha az, bozulma oranı da küçülme oranı daha fazla, bozulma oranı da doğal olarak daha fazla olur. Türkiye'ye ait bir fiziki haritadan yararlanılarak Tuz Gölü'nün gerçek alanını bulabilmek için verilenlerden hangilerinin bilinmesi gerekir? Arkadaşlar, gerçek alan formülümüz neydi? Harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesiydi. Şimdi verilen maddelere bakalım. Haritanın ölçeği. Evet, ölçeği bileceğiz ki paydasının karesini alabilelim. Yani bir numara bize lazım. Gölün haritadaki alanı. Evet, harita alanı bize lazım dedik. İkinci madde de lazım. Gölün deniz seviyesinden yükseltisi. Arkadaşlar, yükselti seviyesi bize gerçek alan hakkında bir bilgi vermez. Gölün bulunduğu enlem derecesi, coğrafi koordinatlarda enlem, boylam bilgileri de bize yine gerçek alan hakkında bilgi vermez. Bu yüzden 1 ve 2 olan D şıkkı bize lazım olan maddeleri gösteriyor. 1500 kilometre kare alan kaplayan Tuz Gölü bir haritada 40 santimetre kare, başka bir haritada ise 10 santimetre kare olarak gösterilmiştir. İkinci haritanın ölçeği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi birinci haritada daha fazla yer kaplamış, yani büyük ölçekli, ayrıntısı fazla. İkinci haritada daha az yer kapladığı içinse bu bilgilerin tam tersi olur. Yani küçük ölçekli, ayrıntısı az olan bir harita olmuş olur. Şimdi şıklara baktığımızda bozulma oranı azalmıştır. Hayır arkadaşlar, daha küçük bir ölçekle çizildiği için ikinci haritada küçülme oranı fazla olduğu için bozulma oranı tam tersi artmıştır. Ölçeğin paydası 4 kat büyümüştür. Arkadaşlar, bu bir alan hesaplaması olduğu için ölçeğin paydası burada 4 kat değil 2 kat büyümüştür. Çünkü kare kökten çıkarma işlemi yapmışızdır kareden kurtarmak için. Ayrıntısı 2 kat artmıştır söylenebilir. Hayır arkadaşlar, ayrıntısı 2 kat değil 4 kat artmıştır. Haritanın ebatları 4 kat büyümüştür. Hayır arkadaşlar, 4 kat değil, haritanın ebatı alan olduğu için dediğimiz gibi 2 kat büyümüştür. Ölçeği 2 kat küçülmüştür. Evet arkadaşlar, ölçeği 2 kat küçülmüştür. Neden? Çünkü kare kökten kurtarırken 4 değil 2 kat küçültmeye uğratıyoruz. Bu nedenle E şıkkı söylenebilecek olan doğru şıktır diyoruz. Yanlış söylediğimiz bir şıkkı da şurada düzeltmek istiyorum, özür dileyerek. Ayrıntısı 2 kat artmıştır demiş. Burada artmış değil, azalmış
olsaydı doğru olacaktı bu şık. Çünkü büyük ölçekli bir haritadan küçük ölçekli bir haritaya geçilmiş. Burada ayrıntı artmamış, azalmıştır arkadaşlar.